Fatih iyi kalpli bir kızla evlendi. Eşi Fatih'i hem sever hem de değer verirdi. Eşinin tek kusuru kedilerden çok korkmasıydı. Ne zaman komşunun kedisi evlerine girse korkusundan kocasının yanına koşup ona sarılırdı. Evlilik bu. Her şey yolunda gitmeyecek. Aşılması gereken sarp tepeler çıkacaktı karşılarına. Bir ara eşler arasında bir tartışma çıktı. Tartışma tam iki aydır devam ediyordu. Fatih eşiyle ne konuşuyor ne evde beraber yemek yiyordu. Kadının alttan alıp barışmaya çalışmasına yanaşmadığı gibi yine onun hatırlattığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini önemsemiyordu Fatih. Size kadınlar hakkında hayırlı olmanızı vasiyet ederim. Çünkü kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı üst tarafıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan da sürekli olarak eğri kalır. Onun için kadınlar hakkında hayırlı olmanızı vasiyet ederim. Fatih bir gün eve geldiğinde eşine bir haftalığına iş gezisine çıkıyorum. Burada olamayacağım yani dedi. Kadın ona yalvarıp yakardı, seyahat etmemesini istedi. Çünkü hamilelik onu yoruyor ve göğsünde bir daralma hissediyordu. Hamileliğin ilk üç ayında yapılacak iş miydi? Ancak Fatih eşini dinlemedi ve iş seyahatine çıktı yanında sekreteriyle beraber. Fatih gününü gün ederken zavallı kadın acaba ne zorluklar çekmişti? Fatih kendisine bu tarz sorular sormaktan bile uzaktı. Fatih iş gezisinden döndü. Evine girdiğinde eşi alıyordu çünkü düşük yapmıştı. Yaşadığı stres ve aşırı duygusallığın yanında aklına türlü türlü şeyler getirmesi böyle bir facia ile sonuçlanmıştı. Fatih de çok üzgündü ve de çok pişman. Kendi kendine "Ben ne yaptım? Resmen çocuğumun katili oldum." diyordu. Kadın kocasına şimdi çok kızgındı. Fatih'in o anda barışmak için iyi bir hamle yapması gerekiyordu. Aklına komşusunun kedisi geldi. Kediyi bir şekilde eve getirdi. Ancak garip bir şekilde kadın gördüğü kediyi önemsemedi. Hatta kediyi tutup dışarı çıkardı. Kadın tek başına yatağına girip uzandı. Fatih kendisini çok suçlu hissettiğinden onun yanından ayrılamıyor korkusundan ona bir şey de soramıyordu. Aradan iki ay geçti. Ancak hala oturup sohbet etmiş değillerdi. Kadın yemeden içmeden kesilmiş, iyice suspus olmuştu. Fatih'in sevgisiyle pır pır atan kalp şimdi hüzün doluydu. Defalarca yapılan özürler fayda etmedi. Zira kadın, kocasının özrünü kabul edince düşürdüğü çocuğa ihanet edeceğini düşünüyordu. Kadın böyle kalmakta ısrarcıydı, mazereti çoktu. Bir kere en çok ihtiyaç duyduğu zaman da yanında değildi. O ara Fatih sekreteriyle flört etmekteydi. Fatih haksızdı. Onun için her türlü hakarete göğüs germeliydi, vazgeçmemeliydi. Bu iyi kalpli kızı tekrar istiyorsa onun kalbini geri kazanmalı, yaşananları unutturmalıydı. Öyle de yaptı ve sonunda iyi kalpli eşi Fatih'i affetti. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما